Herkese merhaba. Çift vuruş transfer özel yayınında sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe genç Hollandalı sol bek Jayden Osterwolde'yi transfer etti. Galatasaray da Kaan Ayhan'la anlaştığını duyurdu. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Abubakır'ı transfer etmişti. Bu üç transferi Okan'la birlikte değerlendireceğiz. Okan hoş geldin. Hoş bulduk Emre. İstersen Osterwolde ile başlayalım. Fenerbahçe'nin o bölgeye bir transfer yapacağı aslında sezon başında Alioski transferinden sonra çok beklenmiyordu Jesus ne düşünüyor sence? Yani bu transferi Fenerbahçe'nin neden yaptı? Şimdi öncelikle ben Fenerbahçe'nin transferlerine genel olarak bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Yani transfer politikasında transferlerin neye göre neden yapıldığı veya hangi planlamayla yapıldığını çok anmış değilim. Yani çünkü burada sadece Osvaldo'nun girişini değil buradaki konu. Alyoski'nin gelişi, işte Buruma, Lincoln e, yani oyuncuların e, hani rolleri görevleri sezon başı neye göre planlandı ve ne olmadı da e, şimdi Osterweiler'i sol bek olarak alıyorlar ki iyi bir paraydı. 7 milyon euroluk bir e, bonuslar beraber daha fazla umut falan çıkacak. E, i̇yi oyuncu ben açıkçası çok oyuncunun e, oyununa hani hakim diyeyim çok e, izledim dersem yanlış olur. Yani ciddi bir bilgi sahibi değilim ama mesela Alyoski ile mesela Jesus'un hiç, hiçbir şekilde e, sezonu götürmek istemediğini yani ondan beklentisi olmadığını gördük. İşte e, orada mesela ne kadar zorlanırsa zorlansın Lincoln'un sol bek olarak kullandı ki Lincoln orta sahada merkezde veya e, forvet arkasında daha verimli olacak gibi duruyor. Ki ben çok Lincoln'u beğen bir e, futbol sever değilim. O sayeden de çok fazla beklenti yok belli ki. Dolayısıyla bir 7 milyonluk bir yatırım yaptılar. 21 yaşında bir oyuncu. Potansiyeli olduğu konuşuluyor. Yapılan yorumlar, işte yabancı kaynaklara baktığımızda da böyle bir beklenti var ama ben açıkçası buradaki soru işareti benim için Fenerbahçe'nin transfer planlamasının neye göre yapıldığı bende hep soru işareti yarattı. Dün biliyorsun Barcelona'dan yine Emre Demir ile ilgili bir e, haber çıktı. Muhtemelen onu da alacaklar. Genç oyunculara e, yöneliyorlar. E, ama dedim ki bu oyuncuların rollerini neye göre planlayacaklar? yani Emre şöyle bir durum var. Oyuncuyu alırken rollerini, beklentilerini çok doğru kurmak gerekiyor. Yoksa evet. e, çok fazla oyuncu alınıyor zaten. E, benim kafam orada karışıyor. Şu anda 7 milyon euro ciddi bir para. parmanın da bu oyuncuyu sezon başında 3 milyon euro Ödeyerek aldığını düşünürsek ya yani parma açısından mantıklı bir hareket oldu. Ya yani Emre şeyi söylemek lazım lafını kestim ama Avrupa piyasası için bu, e, bu fiyatlar çok büyük para, Fiyatlar diye bunu... E, değil. Değil bunu mutlaka söyleyelim. Yani Türkiye için büyük para bunlar. Jesus elimizde sadece Alioski vardı. Lincoln'u o bölgede kullanıyorduk. İşte Osterwald'e farklı özellikleri olan bir oyuncu dedi. Burada Alioski'nin beklentilerini karşılamadığını görüyoruz. Ee, ama esas önemli olan Osterwalde'nin yabancı sınırına takılmaması. Jesus ona da değinmiş. TFF'nin 21 yaş altı futbolcuların kontenjan dışında tutulmasına yönelik statüsüne uyuyor olması Osterwalde'nin. Belki de bu transferi çok cazip hale getiriyor. Bir de yabancıya yer açmış oluyorsunuz. Ya bu anlamda bu transfere ihtiyaç vardı Fenerbahçe'de. Oyuncunun biraz özelliklerine bakalım. Osterwolde kanat forvetten beke evrilen bir oyuncu. Biliyorsun günümüzde iyi sol bek bulmak çok zor. Artık hücumda fark yaratamayacak kanat oyuncuları zaman içinde fiziksel özellikleri sayesinde bek pozisyonuna evriliyor. Dünyada bunun örneklerini sıklıkla görmeye başladık. Osterwolde önce orta sahanın soluna evrildi. Ondan sonra da sol beke evrildi kariyerinde. Yaklaşık 15-20 maçta bir sol stoper oynamışlığı var diyebiliyorum. Atlet bir oyuncu. Hem uzun hem de süratli. 1.89 boyunda. En büyük özelliği hızı. Patlayıcı bir hızı var ile çizgiyi paralel bir şekilde etkili bir biçimde kullanabiliyor. Süratini ve fiziksel üstünlüğünü kullanarak rakibini yıpratıyor. Savunma yönünde de yine güçlü olması ve top kapma becerisi onu değerli kılan diğer özellikler. Bununla birlikte düz bir oyuncu olduğunu da söyleyebilirim. Oyun repertuarı sınırlı. Zekası yerine fiziğini daha çok kullanıyor. Bu noktada kendisini geliştirirse potansiyelin üzerine çıkabilir. Uzun vadede bir yatırım transferi bu net. Kısa vadede de yabancı sayılmaması Jesus'un elini fazlasıyla rahatlatacaktır. Ayoski'nin yapamadığı ne vardı da sence bu transferi yöneldi Fenerbahçe? Şimdi şöyle ikisi de tarz olarak çok farklı oyuncular. Fiziksel olarak bir kere farklı oyuncular. Benzer tarafları da var. ya Alioski de kanat forvetten beke evrilmiş ve Bielsa tedrisi altında savunma yapmayı öğrenmişti. Eskiye göre dinamizmini kaybetti Alioski. O star body ile neredeyse 10 yaş var aralarında. Devamlık sorunları da var Alioski'nin artık. İşte bu da bir planlama sorunu aslında. Yani sezon başında Parma yerine belki sen almalıydın 3 milyon euroya o Star Şimdi 4 milyon euro daha vermek zorunda kaldın. Ya şöyle bir şey sor. Benim kafama takılan şu. Yani oyuncunun e, hani yatırım yatırım olarak oyuncu çok büyük bir potansiyeli var veya doğru ya yanlış transfer diyecek noktada değilim ben. O açıdan bir eleştiri yapamam. Çünkü bilmediğim bir oyuncu hakkında bir şey ezbere bakıp konuşmak çok doğru olmaz. Benim sadece kafam kurcudan durum şu. Bu transferi kim yaptı sence? Cesus'un transferi mi, kulübün transferi mi? Cesus'un transferi ise Cesus kalacak mı? Bu bir. İkincisi Fenerbahçe'nin gerçekten acil sorun sorunu olan yer Solbek miydi? Ki e, aslında baktığımızda Solbek'te bir orada sürekli oyuncu devşirdiğini görüyoruz Cesus'un. Orada bir sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Ama yine de mesela kafa karışıklıkları çok fazla. Samet transferi, e, Juan Perez transferi, e, işte işte Gustavo Henrique. Yani Cesus'un da bir arayışları var. E, bir şeyler demek ki sadece şimdi bir organizasyon sıkıntısı çektiğini de görüyoruz. Dolayısıyla ben bu transfer karışıklığına e, işin aslında takılıyorum. E, umarım e, para yani para çok ciddi paralar bunlar. Paralar hiçbir kulüp parası çöpe gitmez. Zaten bu kadro sezonun devamını getirmeye yeter. Ya Fenerbahçe'nin daha... Yeterdi yani, yani. ne evet. söylemek Bu kadro evet. götürürdü. E, peki buradan Avrupa geçersek geldi ve bir pozitif etkisi olduğunu görüyoruz Beşiktaş'a. Nasıl görüyorsunuz bu kadar? bildiğimiz tanıdığımız hemen hemen tüm futbol severliğinin futbol severliğinin çok hakim olduğu bir oyuncu çok kuvvetli bir oyuncu her şeyden öte fark yaratan bir forvet olmaklar hangi takımı gelirse gelsin e, mutlaka etkisi olacağını düşündüğümüz oyunculardan biri e, şimdi baktığımızda Icardi Galatasaray çok dominant bir oyuncu Abukar geldi İşte Valencia Fenerbahçe'de dominant bir e, forvet görüntüsü var e, ne diyorsun Abukar transferine? Ya Abukar'ın zaten kalitesi oyunculuğu tartışılmaz. Yani özel yetenek. Yani o sınıfa giren bir oyuncu. Ya yani durmasıyla bile ya yani sadece durmuş olması varlığı zaten rakip defansın tedirgin olmasına yetiyor. Çünkü kendini alan yaratabilen, etrafını oynatan bir oyuncu etrafında boşluk yaratabiliyor. Alan bilgisi çok iyi. Sergen Yalçın'la şampiyonluğun kazanıldığı sezon Abubakar'ın yarattığı fark ortadaydı. Şimdi esas hikayede aslında orada başlıyor. E, bu transferin getirdiği tartışmaları hatırlayacak olursak Beşiktaş'ı o sezon, sezonun son bölümünde yalnız bırakan bir oyuncunun e, transferi gerekli miydi? Buna gerek var mıydı? Bu kadar yüksek maliyetlerle bu transfere ihtiyaç var mıydı? Yok muydu? Yani Weghorst gittikten sonra Abu Bakar mı alınmalıydı? Ya da işte elde Cenk ve Muleka'yla... Devam edilmez miydi? Esas sorular bunlardı. Şimdi ilk oraya gelirsek, e, Abu Bakar gittikten sonra Beşiktaş eğer şampiyonluğu kaybetmiş olsaydı, Abu Bakar bugün gelemezdi. Ama o, o sezon gol farkıyla Beşiktaş şampiyonluğu kazandığı için Abu Bakar bugün geldi. Türkiye'de her şey aslında bu kadar yüzeysel. Her şey sonuç odaklı. Şampiyonluğu kaybetseydi, yani taraflar zaten istemeyecekti. Büyük tepki olacaktı. Bir taraftan oyuncuya verilen paraya bakıyorsun sezonun geri kalan için 1.5 milyon euro ve senelik 3 milyon euroya anlaşılmış. Ee, yani çok, çok büyük maliyetle çok büyük maliyetle alıyorlar yani onu çok net söylemek lazım. Şimdi evet Beşiktaş'ın bir mali disiplini vardı değil mi? Hani sezon başında da bu mali disiplin çerçevesinde hareket edileceği söyleniyordu. Ve ödeyeceğin yıllık ücret 3 milyon euroyu buluyor. Bir de imza parası var yani sezonun kalan kısmında 1.5 milyon euroya oynayacak ama... Bir de imza parası var. Yani bu sezon da aslında 3 milyon euroya oynuyor bu bakar. Böyle bir şey var. Maliyeti düşünebiliyor musun? Ya yüksek maliyet yani çok yüksek maliyet gerçekten. Ee, ama e, psikolojik bir tarafı da var. Vegos'tan sonra e, taraftar tepkisi ve camianın o e, negatif durumunu e, düzeltilecek düzeltebilecek oyuncuların başında alıp kadar geliyordu. E, işte Beşiktaş bu e, bence yani maddi açıdan çok büyük risk kaldı. Ya bu söylediğim şeyler oyuncunun yeteneğinden bu sezon takıma katacağı Gol katkısından bağımsız yani bu tabii, tabii, tabii şey ben, ben, o bu söylediğim bir şeyler. Bir evet. Tutuyorum. Şunu da söylemek lazım. Bakar e, çok sistemli, çok planlı, disiplinli e, takımlarda oynayabilecek bir oyuncu değil. Değil. Ya mental olarak oynayacak bir oyuncu değil. O yüzden mesela portada olmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden gitti şey Suudi Arabistan'a. Yani o yüzden Beşiktaş'a şey yani Çok yerde. zor bir oyuncu, çok sıkıntılı bir oyuncu, psikolojik açıdan e, yorucu bir oyuncu Abubakar. Ya yani durup dururken yani bir maça çıkmayabilir kafasını e, pa, yani bir şey edip çıkmayabilir. bir sakat olabilir. İlginç bir oyuncu ama bir şekilde şu anda bir enerji kattığını söyleyebiliriz Emre hani günün sonunda. Ya orası kesin. Biraz uzun vadeli baktığında aslında hem mali açıdan ya hem ilkesellik anlamında söylüyorum bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani kulübün bir ilkesi varsa böyle bir oyuncu, bir planı varsa böyle bir oyuncu getirmezsin. Başka türlü yatırımlar yaparsın söylemeye çalıştığım şey o. Tabii ki camia bunun e, şeyin yani bunu e, hani sağlamasını bunun hani değerlendirmesini camia yapacak. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben e, kişi olarak böyle oyuncuların tekrar geri gelmesine karşıyım. Yani ilkesi olarak oyuncunun yeteneklerine ve futbolcularına çok beğenen biriyim. Ama hani ilkesi olarak ben e, kulüplerin böyle oyuncuları tekrar getir, geri getirmemesi gerektiğini inanıyorum. Yani Fenerbahçe'de Galatasaray'da olsa camiaların saygınlığı ve büyüklüğü her şeyin çok üzerinde olması gerekir. E, bu tür kararlarda bunun öne çıkması gerekiyor. O açıdan ben e, yani ikisi olarak yanlış bulduğum transferdir. Ama bu tabii ki bunun kararının verilmiş bir durumda camia. E, bir de Galatasaray'da Kaan Ayhan transferi var ki e, muhtemelen e, Galatasaray'a gelecek. E, ben bu transferi zorunlu bir transfer olarak görüyorum Galatasaray ın. Türk e, bir defans, defans oyuncusuna ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Ben Kaan Ay Ayhan'ı e, yanlış anlaşılma olmasın. Yani çok beğenen bir futbol sever değilim. Hatta ben Miltak'ın performansını çok e, kendisini eleştiririm. Yani oyuncu performansına Hı -hı. çok inanmadığım oyunculardan biridir. Ama Galatasaray biraz zorunluluk açısından Kaan Ayhan'a yöneldiği diye düşünüyorum. Piyasada Hı -hı. yabancı oyuncu bulmak çok zor. E, transfer yapmak için yabancı oyuncu kadrosunu boşaltmak gerekiyor. Zaten sene başında hatırlarsan bir oyuncu fazla gir giriyorlardı e, e, yabancı oyuncu sayısı olarak hatta son maçlarda yani İtalya'da da son bir yıldır oyun süresi azalmış bir oyuncu Kaan Ahyan. ama baktığında Almanya İtalya e, geçip geliyor Türkiye'ye. ne kadar da hani beğenmesek bir Avrupa e, e, vardı Kaan Ahyan'da. Ama dediğim gibi ben milli takım maçlarını özellikle çok sorunlu bulurum. Ama genel olarak da çok hani izlediğimde benim kafamdaki defansif oyuncu yani defans oyuncusu açısından ee, mesela bir Çağlar'ın, e, yani Çağlar'ı çok beğenen bir olarak söylüyorum. E, çok gerisini bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın en zorunlu içerisine yöneldiğini düşünüyorum. Senin e, yorumun nedir? Şimdi şöyle, e, Kaan Ayhan'ın kimin yerine alındığı aslında önemli. Buna bakmak lazım. Asıl merkezi için yedi, e, alternatif oyuncu olarak alındığını düşünüyorum ben. Dün hatırlarsın Emin oynadı Galatasaray'da. Orada bir e, oyuncu havuzunda sıkıntı var Galatasaray'da. Yani... E, riske girebilecek bir nokta değil Galatasaray için o bölge. Aşırı bir garanti alma durumu var. Yani ben biraz öyle görüyorum. Aslında takımlar, teknik direktörler kolaya kaçıyor derken biraz onu kastediyorum. Şimdi orada Emin Bayram var. 19 takımdan gelen Metehan Baltacı var. Şimdi sezonun kalan kısmında Galatasaray zaten Avrupa'da yok. Yani sezonun yarısını geçtik sayılır. Ya yani kalan kısmında bu oyuncu rotasyonuyla devam edemez mi? Bence edebilir. Geleceğe yönelik yine bir planlama dahiline transfer ediliyorsa da 3 pozisyonu oynayabiliyor. Sağ bek oynayabiliyor. Önlüber ön libero oynayabiliyor. Stoper oynayabiliyor. Yerli kuralı nedeniyle çok değerli olan bir oyuncu. 3 yani bölgede şu anda Galatasaray yedeklemiş oldu aslında. Bu anlamda baktığında eğer 3 bölgeyi de yedekleme anlamında transfer edildi ise o zaman mantıklı diyebiliriz. Ve bence üçlü savunma oynanıyorsa o üçlü hattın sağında yani üçlü savunmanın sağ stoperi olarak değerlendirildiğinde mükemmel bir tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum orada. Ama dörtlü hatlarda zayıf kalacağını düşünüyorum. İşte topla çıkabiliyor. Sezgileri çok iyidir. Sezgisiyle top kazanır. Yani fiziksel e, müdahaleler yerine sezgisini, pozisyon bilgisini kullanır. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ama günün sonunda baktığımızda Kaan Ayhan da her sezon işte 20 maç barajına neredeyse takılan bir oyuncu. Orada da e, savunma hattının, dörtlü savunma hattının doğrudan oyuncusu olarak tercih edilmedi. Mevcut sistemin doğrudan oyuncusu olacak mı? Mevcut kadroda bence zor gözüküyor. Yok, çok zor. Ee, yani Abdülkerim'le Nelson'u eee yani bozabilecek bir oyuncu değil a, e, Kaan Ayhan. De şöyle yanılıklar oluyor bazen. İşte biz bir oyuncu e, yani bir, bir oyuncunun hangi takımdan ve hangi ligden geldiği çok değerli ve hangi oyun şablonunda oyunda çok değerlidir. Bir oyuncu karşılayan bir takımda mı oynuyor yoksa hücum etmek zorunda olan bir takımda mı oynuyor? Bu bile çok aşırı dengeyi bozan bir durum. Yani şimdi e, Türkiye Ya sana bak çok güzel bir yere geldin. Sana bununla ilgili bir örnek hatırlatayım. Komolli, Malatya Spor'dan Sadık'ı istemiş Sadık, evet. e Şimdi Kapalı son oyuncusu Sadık, gelen topu karşılar. Şimdi gelen topu karşılayan oyuncu da çok fazla karşılama yaptığında dikkat çeker. Dersin ki ya bu adam ne kadar iyi oynuyor. Ama sen savunmayı biraz öne kurduğunda kurduğun anda büyük... bir de ortaya çıkar. Evet. Aynen öyle. Ya Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi e, sen sürekli önde olup atak yapmaya çalışan bir takımken e, sürekli hızlı yani bütün planı e, senin üzerine hızlı çıkıp kontrol tagi uygun bir oyun oynamaya çalışan rakibin e, arkaya attığı her topta biliyorsunuz stoperlerin çoğu e, ya yani ne kadar defolu olduğu ortaya çıkıyordu. Evet. E, do, tandem oynaması çizgi olması bilmesi lazım, çizgiyi bilmesi lazım, nerede ileri çıkacak, ofsaytı bozmaması gibi bir sürü detayları bilmesi lazım. Hı -hı. E, şimdi dolayısıyla işte Galatasaray yani Sassuolo'dan Galatasaray'a, İtalya'dan Türkiye'ye bu tür çok fazla e, denge var. Yani karşılayan yani karşılayan bir takımda mı oynayacak yoksa hücum eden bir takımda mı oynayacak? Bunlar çok değerli e, özellikler. Dolayısıyla hani ben Galatasaray gibi bir takımın eee tandimini bulacağını düşünmüyorum ama e, o tandim en azından güvenceyi almak için yaptıklarını düşünüyorum transferi. E, mesela e, biliyorsunuz Mustafa Henrique Fenerbahçe'de e, uzun boylu bir oyuncu ki U Mustafa pozisyon bilgisi bence fena değil ama e, fiziksel özellikleri iyi bir savunma oyuncu olmasını engelliyor onun. Yani hız hız ve çabukluk anlamından evet. bahsediyorum. Evet. Ee, ama işte biliyorsun Fenerbahçe çok sorun yaşadı. Doğru söylüyorsun. Yani e, bunların da hepsi aslında başta söylediğimiz planlamalarla ve oyunculara verilen rollerle çok alakalı. Okan ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Ee, yine e, lig maçlarını da de, de değerlendireceğiz seninle. Y yeni bir yayında görüşmek üzere Emre. Görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.